Merhabalar, ben Selahattin Adıgüzeller. Haftanın enlerine hoş geldiniz. Kent, ülke ve dünya gündemindeki haberlere hem göz atacağız hem de laf atacağız. Haftanın en tartışmalı haberine bacadan bir giriş yapalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallerinin 2,5 yıl daha baca filtresini kullanmamalarını öngören yönetmeliği veto etmişti. Tabii bu beklenmedik bir hareketti. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar ilk kez bir veto hakkını kullanıyordu. Ve işin garip tarafı, AK Parti bir grup kararıyla çıkan bir yönetmelikti, yasaydı. Bu tabii AK Parti kanadında bayağı bir tartışmalara, siyasi gündemde de tartışmalara vesile oldu. Gazeteci arkadaşım Erbaysan'ın dediği gibi AK Partili milletvekilleri deyim yerindeyse ters köşe oldular. Geçen hafta içinde AK Parti Bursa milletvekili Sayın Müfit Aydın da gelmişti ziyaretimize. Onunla da konuşmuştuk bu konuyu. Hatta köşemde de yazmıştım. Evet oyuna grup kararı olduğu için verdiklerini söylemişti. Eğer grup kararı olmasaydı belki de vermeyebiliriz gibi bir imada bulunmuştu. Bacalar yani gerçekten zehir kusuyor. Çevre sağlığı açısından çok önemliydi. Cumhurbaşkanı'nın bu kararı vermesi, bence veto etmesi çok önemlidir. İyi oldu çevre sağlığı açısından. Evet oyu verenler kadar bir de oylamaya katılmayanlar da, milletvekilleri de bundan durum çıkarıyorlar. Katılmayan CHP'li milletvekilleri de vardı, büyük çoğunluğu katılmadı. Şöyle bir çelişkili durum oldu. Meclisten geçtiğinde oylama herkes destekliyordu. Herkes de alkışlıyordu. Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer Cumhurbaşkanı'nın kararı alkışladı. Buradan ne sonuç ortaya çıkıyor tabii Türkiye'de? Demek ki sadece bacalara, termik santrallerin bacalarına filtre gerekmiyor. Birçok alanda da bize filtre şart gibi geliyor. Kars kazı söylerken biraz dediğim şey oluyor. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki Kars ilinin tanıtımı ile ilgili bir yemeğe davet ediliyor. Gerçi o yemekte sadece İmamoğlu yok. CHP üst yönetiminden, milletvekillerinden, hatta il başkanı ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, o da var. Kalabalık bir grup var. Orada tartışılan, ertesi gün basında tartışılan Kars kazığından ziyade yenilen, çünkü meşhur Kars ilinin, ben de yedim. Gerçi Karslı arkadaşlar, Karslı hemşehrilerimiz şey alınmasınlar ama yani çok şey yapmadım tadını. Ama beğeniliyor, çok seviliyor oranın yöresel en bildik yemeğinden. Kars oradaki kazığından ziyade orada içilen içkilerin de ilgili bir eleştiri geldi İmamoğlu'na. Hatta alkol de alınmış falan. Hesabı kim ödedi yolunda birçok eleştiriler oldu. Orada yani aslında Kars kazı kadar unutulan, Kars'ın bence en çok sevdiğim Kars kaşarı var yani. Aslında kaşarını da değerlendirseymişler daha iyi olurmuş. Orada tartışılırmış. Hani reklamın kötüsü olmaz. Karslılar için belki bu Kars kazının reklamı iyi oldu ama İmamoğlu'na fazla yüklendiler gibi geliyor. Haftanın tek tip haberi diyelim buna. Biliyorsunuz sigaraya karşı yani AK Parti hükümetinin belki de yaptığı en büyük hizmetlerinden biri tütün malzemelerine karşı mücadele, duman avcılığı. Gerçekten yapılan zamlar bir yana yani çilen alanların daraltılması, denetimler, sigara paketleri üzerine yapılan o uyarı yazıları, fotoğrafları ama hiçbirini tiryaki dinlemiyor. Ama neden yapmıyor? Çünkü alışmış. Yani bizi içmeyen için kolay bunu söylemek. İçenler gerçekten zor. İnşallah bırakırlar. Verdiği sağlığı, insan sağlığına verdiği zarar biliniyor. Yani bu inkar edemeyiz. Hem ekonomik açıdan hem sağlık açısından sigara çok zararlı. Ben tabii haberi okuyunca köşemde de yazdım. Yani bu sadece tiryakilere yönelik bir uygulama yapılmaması gerekiyor. AK Parti hükümetinin biraz da otlakçılara yönelik yapmasında yarar görüyorum. Çünkü yani otlakçılara yönelik bir uygulama yok. Belki de otlakçılar olmasa tiryakiler sigarayı da bırakabilirler. Bu konu üzerine de Sağlık Bakanlığı'nın düşünmesinde yarar görüyorum. Hazır sağlıktan açılmışken hafta içinde bir de sağlıklı bir atama haberini verelim. Bursa'da uzun süredir Sağlık Müdürlüğü'nü yapan Doktor Özcan Akan, biliyorsunuz hafta içinde sürpriz deniliyor ama bana göre belki sürpriz değil. 10 yılı aşkındır Bursa'da görev yapıyor. Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine atandı. Yerine de Yalova'nın İl Sağlık Müdürü geldi, Sayın Doktor Halim Ömer Kaşıkçı. İkisine de başarılar diliyoruz. Çünkü Özcan Akan gerçekten Bursa'da güzel görevler yaptı. Özellikle İl Sağlık Şehir Hastanelerinin, Şehir Hastanesi'nin Bursa'daki yapımında, hizmete girmesindeki emekleri, mesaisi takdire şayandı. Biz başarılar diliyoruz. Yani Bursa için kayıp gibi görünüyor. Haftanın en güzel haberine gelince, OECD ülkeleri arasında, biliyorsunuz OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki öğrenciler arasında bir sınav, bir değerlendirme, eğitim değerlendirmesi yapılıyor. PISA deniyor buna. Yani
ülkelerin eğitim karnesi bize. Daha önce çok konuda tartışmalar olmuştu. Çok o değerlendirmelerde düşüyoruz. Eğitimde kalitesi düştüğüne dair eleştiriler geliyordu. Bu son 2018, 3 yılda bir yapılıyor bu. 2015'te yapılan değerlendirmede bayağı bir karamsar tablo vardı. Bayağı bir üzülmüştü. 2018'de yapılan değerlendirmede gerçekten Türkiye'deki değerlendirmede ülkemizde 186 okuldan 6890 öğrenci katılmış. Yani sonuç bir öncekine göre büyük bir gelişme var. Evet, eğitimde sıçrama yapan ülkeler arasına girmiş Türkiye. Matematikte 8, fende 15 ve okumada, yani Türkçe okumada, okuduğunu anlamada 10 basamak birden yükselmiş. Yani bu yükselme belki iyi ama yine OECD ülkelerinin ortalamasını tutturamamış. Yani hala o ortalamanın altındayız. Ya onu da yakalarız diye düşünüyorum ben. Onu yakalamamız için eğitimde, eğitim sisteminde istikrar şart. Yani bu olmazsa olmaz. Eğer eğitim sisteminde istikrar yakalarsak tüm başarıyı da yakalarız. Çünkü o potansiyel bizim gençlerimizde, çocuklarımızda, o zeka, o potansiyel var. Pratik zeka da var. Hepsi var ama biz ne yapıyoruz? Eğitim sistemiyle çok oynuyoruz. Özellikle sınav sistemleri her sene değişiyor. Yaz boz tahtası oluyor. Ve atamalar, her bakan değişinde müfredat değişiyor, müdürler değişiyor. Yaşı bu istikrarı sağlarsak, bunları yapmazsak bence bir sonraki OECD değerlendirme toplantısında, PISA değerlendirme toplantısında bence OECD'nin ortalamasını yakalarız diye düşünüyorum. Gelelim, evet, haftanın en tehlikeli haberi. Evet, bu yok, bizden değil bu. Bu haber Amerika'dan. Geçtiğimiz günlerde bir kitabı yayınlandı. Biyografisiydi. Amerika'nın First Lady'si Sayın Melanie Trump'ın. O kitapta çok ilginç bir iddia vardı. Evet, yani inkar da edilmedi. Bayan Melanie, Beyaz Saray'da eşi Başkan Trump'la odalarını ayırdığına dair bir kitapta yazıyordu. Yani ayrı odalarda yatıyormuş. Ya bu bence çok tehlikeli bir durum. Şu anda neden tehlikeli? Başkan Trump'ın sağa sola o dengesiz tweetleri neden attığı şimdi anlaşılıyor. Özellikle biz nasipleniyorduk o tweetlerden. O yüzden Birleşmiş Milletler mi girer, NATO mu girer devreye? Bu dünya barışı, dünya huzuru için bu Melanie Hanım'la Başkan Trump'ın bir an önce odalarını birleştirmelerinde yarar görüyorum. Haftanın en üzücü haberi ile bitirmek istiyorum. En üzücü haberi gerçekten yüreğimizi ağzımıza getiren bir haber, korkutan haberdi. Bursa Spor taraftarları geçen hafta sonu Adana deplasmanında hem yolda giderken hem de gelirken trafik kazası geçirdiler. Fotoğraflar gerçekten görünce yani o araçlardan nasıl sağ çıktığını şaşırdık. Allah korumuş resmen. Yani çok korkutucu bir şey yok. Yaralılar hastanelerde tedavi oldu. Daha kötü sonuçlar da olabilirdi. Allah korumuş. Tek tesellimiz onlara can kaybı olmaması. Bursa Spor'un da Adana deplasmanından son dakika golüyle galip gelerek acılarımızı biraz daha affetti. Ama şunu da unutmayalım. Tabii bu Allah korudu ama yani bu deplasmanlarda bir düzenleme yapılmasında yarar görüyorum ben. Çünkü özellikle uzun deplasmanlarda otobüs seçiminde, otobüsün kalitesinde, şoförün seçiminde artık Bursaspor yönetiminin bir devreye girmesi gerekiyor. İnsan sağlığı, insan canı bu taşıyorlar. Ayakta giden taraftarlar olmuş kilometrelerce. Tamam, fedakarlık bir yere kadar ama yani önlem almak lazım. İnşallah Allah bir daha yaşatmaz yani diyorum onları da. Bir de şöyle bir şey önermek istiyorum. İçinde de köşemde de önermişim Bursaspor yönetimine. Bu tür deplasmanlarda yaralanan, sakat kalan, hatta hayatını kaybedenler de olmuştu geçmişte. Bunların aileleri için, bu insanlar için Bursaspor tribünde özel bir vefa tribünü de yapılabilir. Yapılırsa da çok şık olur. Neden olmasın yani, ve Türkiye'ye de örnek olur. Hatta dünyaya da örnek olur. Bursaspor taraftarı gerçekten bunu hak ediyor. Yani takımı lükten de düşse, mahalle arasında da oynasa her maçına gidiyor. Yani nerede olursa olsun, kar kış olsun, o yüzden hazırlık maçlarına bile gidiyor. Böyle bir jesti de Bursaspor taraftarı hak ediyor diye düşünüyorum. Haftanın enlerinde bu haftalık bu kadar diyorum ben. Haftaya bir başka enlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.